Sizin geçmişte başkanlığınızı yaptığınız Türkkent çok önemli projelere imza attı. Kent parçaları yarattı. Evet. Gerçekten bunlar düzenli kentlerin örnekleri Türkiye'de. Tabii, Başka örnekleri de var. Bahçeşehir bunlardan biri aslında. evet. Yani doğru örnek, doğru modellerden biri. Kentleşme açısından zaman zaman ben duyuyorum, biliyorum. Yurt dışından birileri geldiği zaman doğru kentleşme modeli olarak götürülen, gezdirilen bir Evet. yer. Örnek olarak gösterilen bir yer. Siz de oranın belediye başkanısınız. Bu tür modelleri çoğaltmak mümkün mü? Öncelikle oradan başlayayım. Yani hep kötü örnekler biz hep görüyoruz. Bu tür bahçeşehirleri, yeni bahçeşehirleri eklemek mümkün mü? Sayın Toprak, önce böyle çok önemli bir programı düzenlediğiniz için size bir kent yöneticisi olarak teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin belki büyük problemlerin çözme noktasında yapılan en önemli işlerden birisi sizin yaptığınız program. Çok basit, çok kolay olan bir şeyi biz çok karmaşık hale getirip bütün hayatımız böyle aslında toplum olarak işin içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Sayın Genel Başkan, ben biliyorum Türkiye'de 250 bine yakın, 220 binin üzerinde konut üretmiş çok büyük organizasyonların, projelerin beyin takımının başı. Bu bölgelerde baktığınızda, bu Bahçeşehir'de buna benzer projelerden birisi, sosyal yapıda ciddi bir problem yok. Yani problem nerede ortaya çıkıyor? Bir bakıyorsunuz, evet, konutlar üretilmiş, sağlıklı konutlar. Fakat yine devletin o mabut yapısı, o statik yapısı önünüze engel. Konutu yapıyorsunuz, önemli bir bölgede. İşte şimdi tartışılıyor İstanbul depremi ve İstanbul'un kuzeye taşınması, ama Olimpiyat Stadı'nda bunun çok çarpık bir örneğini görüyoruz. Çok net, pardon, bir örneğini görüyoruz. Ulaşım yolumuz yok. Evet. Konutu yapıyoruz. Altyapı Şimdi dediğimizde, Bahçeşehir'de siz diyorsunuz yolumuz yok, o noktaya şimdi getiriyorsun. evet, Belediye sağlıklı binası da yoktu konut, değil mi orada? Yani siz hiçbir şey yok. evet. Sağlıklı Yani orada konut, konut yapılmış, kent parçası yaratılmış ama onun işte onu yönetecek bir belediye binası unutulmuş mesela, değil mi? kesinlikle. Buna rağmen. Şimdi Sayın Başkan, bunu çünkü bir büyükşehir belediyesi oluşturulabilecek kadar konut üretmiş bir insan. Ben sorduğumda da sormama gerek yok. Biliyorum ki konut yapmak, örgütlemek çok zor bir şey, ama bunu yapıp başardığınızda asıl problemi devamında yaşıyorsunuz. Yani onun ulaşım yollarında, enerji altyapısında, suyunda, buna benzer birçok problemi beraberinde getiriyor. Bunu getiren yapı ne? Statik yapı. Yani devletin artık işlemeyen, görmek istemediğimiz bu sistemi daha çağdaş, daha rasyonel, daha verimli hale getirecek bir yapıya kavuşturma isteği. Konuşmasında Sayın Genel Başkan çok doğru şeyler söyledi. Bir kere kentleşmenin gelişmesinde savaşların çok önemli olduğunu söyledi, altını çizdi. Ben de gezdiğim birçok dünya ülkesinde gördüğüm bir gerçek var. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş. Japonya yerle bir olmuş. Buna benzer ülkelerin bu savaşlar sonrasında öncesinde olan yerinden yönetim anlayışıyla bugün bizde olan anlayışla çok benzer o ilişkiler. Savaş sonrasındaki yerinden yönetim anlayışı tamamen değişmiş. İşe biraz sosyolojik olarak bakmışlar. Demişler ki bizi bu savaşlara sürükleyen nedenler de çarpık, sağlıksız kentleşmeden kaynaklanan sosyal problemlerin insan bilinçaltına ittiği tepkisel, efendim, tahripkar durum. Bugün biz yaşıyoruz işte. İstanbul'da bakıyorsunuz haberlere, kent içerisinde yolda giderken birbirlerine sözlü atıfta bulunduğu için silahını çekip bir cana kıyabiliyor. Bunların hepsinin nedeni kentsel dokuyu oluşturamayışımızdan. Yani biz evet ucuz iş gücü dedik, her şeyi dedik, insanları şehirlere göç ettirdik, ama bunun için sosyal altyapıyı kurmadık. Kentsel Yani şu altyapı. mu? Kentler birlikte yaşamayı beraberinde getiren, yani kırsal kesime göre daha birlikte iç içe yaşamayı beraberinde Kesinlikle getiren bir şey. birbirine Birbirine saygıyı, her şeyin tahammülü, her etme şeyin önünde noktasında. tutan, ama bunun Ama bunun fiziki işin fiziki, yapıyla evet. çok ilgisi var. Evet. Yani bunu psikologlar falan çözmesi mümkün değil. Bana göre
en büyük psikolog, en iyi yetişmiş psikolog kent tasarımcıları, kentsel tasarımı doğru yapan insanlar. Bundan ne kadar çok felsefe bilirse, psikoloji bilirse o planlamayı yapan insanlar o kadar mutlu insanları yaşatacak kentler üretirler. Aslında kentler canlı organizmalar. Canlı organizmalar yani. İçinde yaşayan insanları belirlemeli diyorsun. Kesinlikle kentleri hiç öyle cansız işte taş cisim olarak görmemek lazım. Ruhu olan, kanı canı olan, yaşayan bir unsur olarak görmek lazım. Şimdi İstanbul'u biz yaratmışız mesela. İstanbul olmuş. İşte 10 milyonun üzerinde nüfusu olan bir kent haline gelmiş. Kendiliğinden gelişmiş. Şimdi İstanbulluluk bilinci oluşturmaya çalıştık. Yani. Bunu aslında ta başından kentler oluşurken koyup İstanbul'a her gelene İstanbul bilincini vermek gibi bir fiziki altyapıyı oluşturmamız lazımdı diyorsun. Kesinlikle. Peki şimdi Bahçeşehir'de bu var mı? Biz bunu birazcık herhalde başardığımız için siz de bizi buraya davet ettiniz. Yani Bahçeşehirliyim anlayışı...